Bugün Google Ads bana sıkça sorulan soruların ikinci bölümüyle içerik üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayanların kanalıma abone olmasını ve bildirimlerini açmasını rica ederim. Böylece yeni içeriklerimden daha kolay ve hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün ikinci bölümde öncelikle anahtar kelime tıklama başı maliyetleri nasıl belirlenir ya da nasıl görebilirim gibi sorular bana çok gelir. Bu aslında çok basit arkadaşlar. Araçlar ve ayarlar altındaki anahtar kelime planlayıcı bizim anahtar kelimelerle ilgili tıklama başı maliyetleri görmemiz için oldukça önemli bir araçtır. Burada öncelikle dil seçimi ve ülke seçimi yapabilirsiniz. Yani şu anda Türkiye genelinde Türkçe konuşanların yaptığı aramaların karşılığındaki tutarları görebiliriz. Örneğin ben buraya SEO danışmanlığı, SEO hizmeti gibi iki tane terim gireyim ve sonuçları gösterdiğim. Burada Türkiye genelinde yapılan ortalama aylık arama sayısı vesaire gibi bilgileri görüp buradan da sayfanın üstü teklifi ve sayfanın üstü teklifi tutarlarını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela SEO danışmanlığı kelimesinde 5.92 ile 17.16 arasında değişen bir tıklama başı maliyet var. Buradan kelimeler için teklif verirken veya bütçe belirlerken, günlük bütçe belirlerken buradan yararlanabilirsiniz. Araçlar ve ayarlar altındaki anahtar kelime planlayıcısı bu işe yarar. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Reklamlarım gösterilmiyor. Neden olabilir? Şimdi bunun tabii birçok nedeni olabilir. Bu soru bana çok geliyor. Öncelikli olarak biraz evvel baktığımız araçtaki kelime başı tıklama maliyetlerini yanlış girmiş olabilirsiniz. Yani örneğin SEO danışmanlığı için manuel TBM kullanırken veya tıklamaları arttırmaya yönelik strateji kullanırken 2 lira, 1 lira gibi bir maksimum TBM belirlerseniz bu örnekte görüldüğü üzere bu reklam gösterim almayabilir. Onun için anahtar kelimelerinizin doğru tekliflerle verildiğini gözden geçirmelisiniz. Bu bir neden olabilir. İkinci neden, reklamların yanında uygun yazısı görmüyorsanız bir problem var demektir. Burada tabii kampanyalar duraklatıldığı için uygun değil diye görüyoruz ama mesela bir tane burada bir örnek geldi. Reklam metninde ticari marka kullanımı gibi bir ifadeyle karşılaşılabilir veya kısıtlanmış olabilir, sınırlı olabilir. Nedenlerini buradan görebilir, düzeltebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar tabii günlük bütçeniz de reklamların gösterilmesine engel olabilir. Burada da bütçenizi arttırarak denemenizi de öneririm. Ek olarak girdiğiniz anahtar kelimelerin kalite puanına da bir göz atın böyle bir durumda. Eğer kalite puanınız çok kötüyse yani 10 üzerinden 1 ise reklamlarınız gösterilmeyebilir. Bunu da kontrol etmenizi öneririm. Bir diğer soru, günlük bütçemden fazla harcama yapıyor Google Ads diye bana çok kez sorulur. Bunu açıklamakta fayda var. Şimdi burada örnek olarak günlük 100 lira bir bütçe vermişiz. Ancak Google burada benim bütçemi iki katına kadar günlük olarak kullanabilir. Ancak benim girdiğim bütçe çarpı 30, yani totalde 30 günde benim verdiğim bütçenin çarpı 30'undan fazlasını harcamaz. Yani ben burada günlük 100 lira bütçe verdiysem 30 gün sonunda bana en fazla 3000 lira harcama yaptırır. Ancak kimi gün 150 lira, kimi gün 80 lira harcayabilir. Bu tamamen orada Google'ın dönüşümleri optimize etmesiyle alakalı veya bir taleple, bir yoğunlukla alakalı bir dengelemesiyle ilişkili. Dolayısıyla günlük verdiğiniz bütçeyi aşabilirsiniz. Panik yapmanıza gerek yok. Siz sadece şunu bilin. Siz 30 gün boyunca günlük bütçeniz dahilinde harcama yaptırılırsınız. Daha fazlasını yapmayacaktır. Bunu da belirteyim. Bu çünkü çok çok panikliyor bazen insanlar. Günlük bütçem 100 liraydı, 170 harcadı, ne oluyor falan filan. Yani burada bir dengeleme söz konusu. Buradaki örnekte görüldüğü gibi bugün 150 lira harcadıysa diğer bir gün bunu 70 lira, 80 lira harcayarak bir şekilde dengeleyip toplamda bana 30 günde maksimum 3000 lira harcatacaktır. Şimdi yine teklif verme ile ilgili otomatik teklifte yani dönüşümleri arttırmaya yönelik stratejide hedef işlem başının maliyetle ilgili bir karışıklık var. Bununla da ilgili çok soru geliyor. Burada şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her türlü Google tıklama başına sizden ücret alıyor. Yani siz buraya hedef EBM yani bir dönüşüm başına mesela bu WhatsApp olabilir, WhatsApp tıklaması olabilir, telefon tıklaması olabilir, bir form doldurma olabilir. Buraya bir hedef EBM girdiğiniz zaman örnek olarak
olarak ben 30 lira karşında bir WhatsApp dönüşümü almak istiyorum gibi bir örnek verdim burada. Burada şu değil, ben bir WhatsApp tıklaması karşısında 30 lira ödeyeceğim anlamına gelmiyor bu. Burada ben yine tıklama başına ücretlendiririm. Yani düşünün ki Google Ads eğitimi yazıldı ve benim reklamlarım 3 liradan, 5 liradan, 8 liradan tıklama alabilir ve ben bu tıklamalar karşılığında ücretlendirilirim. Buradaki 30 liranın sizin ücretlendirilmenizle bir alakası yok. Burada sadece siz ben bir dönüşüm için 30 lira harcamayı istiyorum diye Google Ads'e bildirmiş oluyorsunuz ve Google da size 30 lira harcayarak bir dönüşüm getirmeye çalışıyor. Tabii ki günlük 100 lira harcayıp hiç dönüşüm de getirmeyebilir. Yani tıklama alırsınız, tıklama başına ücretlendirilirsiniz. Ancak hiç dönüşüm almazsınız. Sonuçta tıklama başına Google'a ödeme yaparsınız. Yani buradaki hedef EBM sizin ödeyeceğiniz tutar değil, Google'ın sizin bir dönüşüm için harcamak istediğiniz tutarı bilmesine yarayan bir değer. Gelelim bugünkü videodaki son soruya. Yapılan değişiklikleri nasıl görürüz veyahut geri alabilir miyiz? Bir hesabı birden fazla kişi yönetebilir. Bütün bunları değişiklik geçmişinden, sol menüde yer alan değişiklik geçmişinden, kampanya bazında, reklam grubu bazında görüntüleyebilirsiniz. Eğer yapılan değişikliğin altında geri al linki görüyorsanız buna basarak da o değişikliği iptal edebilirsiniz. Yapılan değişiklikleri buradaki ikona basarak da görüntüleyebilirsiniz. Kimin yaptığını ve ne yaptığını görüntüleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.